Duyu, duygu, düşünce içeride bir şeyler oluyor ama hani hareketlerimizi, davranışlarımızı yönlendiren bir şeyler var içeride. Acaba bu içeride neler oluyor? Bunun birimi ne? Hani temel olarak ben bunu çocukluğumda da çok düşünürdüm. Tırnak içinde düşünmek diyorum buna. Ve insan temel olarak neyle düşünür? Düşüncenin birimi nedir? Acaba kelimeler midir yoksa resimler midir? diye aklıma çok takılırdı çok erken yaşlarda. Ben hiç bari. böyle bir sorgulama yaptım hatırlamıyorum. Yani kelimelerle mi resimlerle mi düşünüyorum diye. Sence ben niye yaptım bunu? Afant olduğun evet. için. <laughs> Sonradan yani, keşfedilen. hani bu böyle lise yıllarımda falan değil. Böyle daha ortaokul hatta belki ilkokulun sonlarında falan bunları düşündüğümü hatırlıyorum. Ben de o yaşlarda senin nasıl düşündüğünü merak ettiğimi hatırlıyorum. Demek ki varmış burada bir şey. Biraz inceleyelim bakalım neymiş. Ya şey çok önemli. Şimdi kelimelerle düşünülüyordur. Başka ne olacak ki diye düşünüyordum o zaman. Ama bir şekilde insanların resimlerle de düşünebileceğine dair bir öngörüm olmuş demek ki. Ben afant olduğum için afantla ilgili önceki videolarımıza bakabilir duymayanlar, bilmeyenler. Zihnimde canlandırma yok. Dolayısıyla görselleştirme yok. Dolayısıyla ne ses var, ne video var, ne resim var. Resimlerle düşünme derken nasıl bir şey kastediyor şimdi? Ben afant değilim. Bu resimlerle düşünme kavramının ne olduğunu biraz algılayamadığımı hissediyorum. Aslında burada düşünme dediğimiz şey, yani tırnak içinde düşünme dedim ya, düşünme değil bu. Bunun adına düşünme dediğimiz zaman bunu çok kısıtlamış oluyoruz. Düşünme dediğimiz şey daha çok dilsel beceriyle çok daha iç içe olan bir konu hmm. ve insanın insana aktarım yaparken bir fikri argümentatif bir şekilde yani onu e, çatışmacı bir şekilde savunabileceği bir tarzda ifade etmeye daha çok düşünce diyoruz düşünmek hmm. bizim için daha çok bu ama insanın içsel olarak yaptığı şey bununla kısıtlı değil ve bu çok kısıtlı bir şey aslında hmm. yani insanın içsel olarak yaptığı şey daha çok simülasyon, canlandırma, yani yaşam durumları ile ilgili olarak ne olabilir, ne risk var, ne yapmalı falan kavramı. Yaşamak temel olarak, yani insanın içsel olarak yaptığı şey yaşamın simülasyonu. Yani yaşamda karşımıza çıkacak şeyler, hani default mode network olayı var ya varsayılan çalışma, ne yapıyor varsayılan çalışma, bilinçli olarak bir şeyleri düşünmeyi ya da bir şey üzerinde durmayı bıraktığımız anda, daha böyle kendimizi serbest bıraktığımızda, bilinç dizginleri bıraktığı anda varsayılan çalışma ağı devreye giriyor. Ve ne yapıyor varsayılan çalışma ağı? Geçmişte olmuş şeyleri simüle ediyor, onları tekrar ele alıyor, düşünüyor değil bak. Özellikle düşünüyor demiyorum. Onları simüle ediyor, yeniden ele alıyor. Buradan çıkarabileceği bir şey var mı? Farklı bir şey yapılabilir mi? Bunu yapılandırıyor buna bakıyor bir yandan da gelecekle ilgili olabilecek başına gelebilecek şeyleri simüle edip bunlarla ilgili bir şey var mı ona bakıyor yani Peki işte bu, yaşamın derdi yaşamak bu simülasyonu görsel olarak gerçekleştirebilmek ve gerçekleştirememek nasıl bir fark yaratıyor afantlık ve afant olmamak Öncelikle kısmı düşünmek kavramından uzaklaşmak gerekiyor çünkü düşünmek dediğimiz anda, bunu mesela Çevik Yaşam birebir danışmanlıklarında çok yaptırıyorum. Düşünmek dediğimiz anda insan bilincini devreye alıyor, başka birine anlatır gibi dolayısıyla dili devreye alıyor. Halbuki bunlar hani dil iletişimi çok 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 ilkel bir iletişim şekli. Hani düşünsene cümleleri, kelimeleri düşün. İpe boncuk diziyorum yani. Bir kelime ancak bir kelimenin İlkerli ardından gelebiliyor İzellikle burada çok kısıtlı olması Aşırı gibi. Aşırı derecede yani. kısıtlı. Hı hı. Yani bir kelime bir kelimenin ardından, bir cümle bir cümlenin ardından, bir paragraf yani bir paragraf arkadaki ardından. Arkadaki silsile aslında çok daha yoğun, kompleks, karmaşık ve daha fazla şeyi içeriyor. Mesela daracık, satır araları diye bir kavram var. Daracık o... bir yarım kanal burası. Bak şu anda üst üste bindirdim kasıtlı olarak hani ben sana bir şey söylüyorum sen bana bir şey söylüyorsun ya aynı anda bir şey bile söyleyemiyoruz. Yani ben sadece gönderim yapabiliyorum ya da alım yapabiliyorum. Yarım kanal. Aynı anda gönderim ve alım yapamıyorum. Ve üstelik o gönderimi de tek bir hat yani bir yani aynı anda beş ayrı cümleyi birden gönderemiyorum mesela. Paralellik yok. Seri olarak arka arkaya dizerek göndermek durumundayım. Bu çok çok ilkel bir iletişim şekli. Koşul şartları çok kısıtlı. İçsel Peki, olarak bu iletişim şekli ana iletişim şeklimiz değil. Anladım. Biz bu düşünmek dediğimiz şeklimiz. zaman Evet insanlar ve arasında... Afend, e, normal afant, normal fantazi ve hiperfantlar arasında bu kısımda bir fark görmüyoruz. Fark var. var ama dolaylı olarak var. Şimdi şöyle bir fark var. Afant... İçe, önce şeyi alayım, normal fantazyası olan ya da hiperfant olan bir kişinin bilinç ve bilinçaltı arasındaki etkileşimine bakalım. Yani bir bilinçli olarak baktığımız bir şeyler var. Dikkat eşiğimizi geçen, kısıtlı kapasitemizde bilincimize çıkan konular var. Bir de bilinçaltımızda dönen çok daha büyük ve zengin konular var. Şimdi bu arada da iletişim olmak durumunda var. Bu iletişim nasıl gerçekleşiyor? Mesela diyelim ki bilinçaltımızda birine ait bir duruma ait, bir yere ait yüksek bir özlem var. Afant olmayanlarda bu özlem nasıl yukarıya çıkıyor? Kelimelerle değil, düşünceyle değil, duygu olarak. Evet. Görüntü olarak, anı olarak yani komple geliyor. Evet. Çok boyutlu olarak geliyor. Hani onun görselleri, görüntüleri, hareketli görüntüleri, sesleri, kokuları, duygusu her şeyle beraber geliyor o özlem çok boyutlu bir etkileşim olarak geliyor. Bunu dışarıya ifade edecekken ya yani ne yapıyorsun? Mesela sinema sanatıyla uğraşan biriysen bununla ilgili film yapabilirsin. Bununla ilgili işte müzik yapabilirsin. Bunlar Şiirler çok boyutlu iletişim. Bunlar... Şiir yazmak bunun metinsel ifade, hani düşünce çok ilkel bir iletişim şekli ya. Şiir dilsel ifadenin çok boyutlu hali. Çünkü şiir yani ima ediyor. Şiir zaten satır arası demek. Hani şöyle metnin içerisinde <laughs> evet. satır araları bazen olabiliyor falan ya. Şiir zaten kelimelerle ilgili bir şey değil, kelimelerden ibaret bir şey değil. Şiir zaten içerideki o daha karmaşık yapıyı ortaya çıkarmakla ilgili bir dil. Yani kelimelerle ifade edilebilenin ötesinde bir şeyi ima eden ve daha çok imalarla, imgelerle yarattığı şeylerle çağrışımlarıyla çalışan bir şey şiir. O yüzden mesela bak dili kullandığımız yerde onu zenginleştirmeyle ilgili bir yönü var şiir. Peki buradan dış, dışsal dilin Afantlık, hiperfantlıkla bağlantını nasıl kuruyoruz? İşte farkı neredeydi afantın olayı? Afantın bilinçaltıyla bilinci arasındaki etkileşim nasıl? Neredeyse yok gibi. Görsel yok, işitsel yok. Yani bana görüntü gelmiyor, bana video gelmiyor, bana ses gelmiyor, bana koku gelmiyor. Bana duygu, duyguyu canlı bir yaşatma olarak, görselleştirme olarak gelmiyor. Peki ne geliyor içerden? Soyut kavramlar ve sesi olmayan bir dille ifadeler geliyor. Bilgi paketi gibi geliyor daha çok. Paket falan yok. Paket öbürü. Paket, her şeyle bir paket. Yani afant ki gerçekten bir paket. Bendeki olay mecburen dile kısıtlanmış olan, sesi olmayan bir dil. Yani o dilin sesi de yok. Soyut bir sesi olmayan cümleler şeklinde. Yani içeride de mi satır araları yok? karşılıklı nasıl konuşuyorsam ben içimle öyle konuşabiliyorum. Bir de soyut kavram olarak geliyor bazı şeyler. Dolayısıyla iç iletişimim o kısıtlı yere sıkışmış durumda. Bu neyi getiriyor? Afant olanların dilsel ifade becerileri genelde daha gelişmiş oluyor. Niye? Ben çocukluğumda hani daha önce bahsi geçmişti hani böyle sinir krizi yaşıyordum. Böyle yani kalıyordum, titriyordum. Böyle etrafı kırıp dökme isteği falan. Çok Ama olay ne? Temel olarak kendini ifade edememe, sıkışıp kalma hissiyle bağlantılı bir konu. Bu işte şey zamanları. Yani işte 12 yaş öncesi falan. 12 yaştan sonra yavaş yavaş azaldı bu lisede falan neredeyse hiç olmadı mesela. Kendini ifade etme becerisi geliştikçe ifade edememenin verdiği sıkıntıyla sıkışmıştık işte. Ne gitti. var? Soyut kavramları algılamaya başlıyor beyin. Dolayısıyla soyut kavramlarla ilgili bir gelişim olmaya başlıyor. Bilinçaltında bilinçaltı zengin, görsel her şey var. Bunu bilince aktarmak durumunda ama bilinci aktaracağı kelimeleri yok henüz. Dil var ama dili böyle üstün bir beceriyle soyut kavramları da ifade edebilecek şekilde kullanma becerisi yok henüz. O beceri gelişiyor. O yüzden ne yapıyor? Çıldırıyor. Baraj doldu. Yukarıya doğru aktaracak görüntü gönderemiyor, video gönderemiyor, duygu gönderemiyor, Kesin ses kanalıma. gönderemiyor. Sadece soyut kavram, soyut kavramı zaten gönderemiyor çünkü soyut kavramı henüz bilinci algılayabilir durumda değil ne göndermesi lazım? Dilsel olarak onu ifade etmesi lazım. O dile de henüz hakim değil. Onun kelimeleri yok. O soyutluğu ifade edebilecek ifade gücü becerisi yok henüz. Ama ne oluyor? O beceri geliştikçe oh rahatlama durumu var. Bu da neyi getiriyor? Afantlar, etkin afantlar yani afantların hepsi de yaşam becerilerini çok iyi yani beceri olarak geliştirebilmiş olmayabiliyorlar. Ama eğer yaşam becerilerini iyi geliştirdiyse bunun ön şartı dilsel ifadesini iyi bir şekilde geliştirebilmiş olması. Yani afantsa mesela ileri yaşlarda da hala bu sıkışmışlığını yaşayanlar doğru da olabilir afantların. Temel bu olarak çalışmak. iç iletişim yani bilinciyle bilinç arasındaki o konuşmaya dile dayalı iletişimi ve onun ardından geliş Çiçek, soyut göndermeleri henüz yapamamış olması, yakalayamamış olması. Öyle olduğu zaman işte mesela bunun bir iki tane örneği. Şimdi bu afantlara bir görüşme hediyem var ya o bağlamda bir herhalde kırkın üzerinde afantla görüştüm şimdiye kadar. Ee, bazı örnekleri mesela bir de bunun afant deneyimleriyle ilgili de kitapta okumuştum. Bazı afantlar roman okuyamıyorlar. Niye hmm. roman okuyamıyorlar? Çünkü bilinç sahnesinde canlandırmaya çalışıyor. Canlanmıyor. Hmm. Ama pek çok afant ben dahil o görüntülemeyi yani gör, görseli Çoruk oluşturmayı bilinç altına gönderiyorum. Hmm. Benim bilinçle oluşturmama gerek yok keyif almak için. Ben bilincim değilim ki. Bilinç altım da bana dahil. Hmm. Dolayısıyla o gönderiyorum yani bilinç okumayı yapıyor. Okumayı da bilinç altı yapıyor. Hani seçip o... Görüntüleri gönderiyorum, içeride onlar canlandırılıyor. Ve bilinçaltı o keyfe varıyor, onunla ilgili sözsel ifadeler, şunları bunları falan gönderebiliyor. Bu o, öyle bir hale gelmiş durumda ki ben de ben afantım ve roman yazdım. Evet, tam onu söyleyecektim. Şimdi o roman karakterleri bilincimde hiç yok. Yani o karakteri canlandırmayla ilgili gözümde göreyim, gözümü kapatarak açarak göreyim, o mekanı göreyim. Sıfır hiç yok ama bilinçaltım onları görüyor, o karakteri yaratıyor, o ortamı yaratıyor. Ve evet, göstere yani benim zihnimde senin romanından sahneler ama var. Ama bana göstererek değil, Evet. bana yaptığı şu bilinçaltım yaratıyor, görüyor, bana sözlü olarak aktarıyor. Ben romanı dinleyerek yazdım aslında. Yani romanı Peki. yazmadık o sahneleri bilinçaltımdan gelen anlatı yani benim o yazdığım cümleler benim dışarıya yazdığım cümleler değil bilinçaltımın bilincimi anlatmasını dışarıya aktardım. Çünkü Bu da bilinçaltım görsel olarak da alınabiliyor. Evet, afant olmayan bir Bilinçaltım tarafından. orayı görsel olarak anlatmıyor bana. Dille anlatıyor. Hani metaforlar kullanıyorum ediyorum falan ya oradaki olay da öyle. O metafor bende içsel olarak canlanıyor. Bilinçaltımda görseli var metaforun. Ama metaforu bilincime dilsel olarak anlatıyor bilinçaltı ve ben de onu dışarıya aktarmış oluyorum. Aslında ben aradan yani bilinç aradan çekiliyor doğrudan bilinçaltı anlatıyor bu durumda. Oradan da aktarımı başkasının görselleştirme de yapabileceği şekilde almış oluruz. Peki Biraz da kapatmadan önce hiperfantazya kısmında da bu becerinin nasıl olduğu, nasıl etkileri olduğu kısmına değinelim istersen. Hiperfantazyada da zenginin fakirliği var. Şimdi afant hani orada kısıtlı bir kanal var ya ama o kısıtlı kanal yönetebilme, kullanabilme ile ilgili kolaylıklar sağlıyor. Mesela simülasyon yapma olayı. Hiperfant simülasyon yapma ile ilgili olağanüstü beceriye sahip. Ama bunu bilince çekip simülasyonları bilinciyle yaptığında içinde kayboluyor, darmadağın mahvoluyor. Çok bereketli bol suları var ama baraj kapakları açıldığı anda sel haline gelip altında kalıyor gibi mi? Bilinç yapabileceği, yani yaptı, yapadabildiği için yaptıracağı işi yapmaya çok yöneliyor. Mesela simülasyonları bilinçli yapmasına gerek yok ki göndersin bilinçaltına bana şöyle 20 tane simülasyon yap bu konunun ve kritik olabilecek noktaları bana göster dese. Aslında içeride kuvvetli bir işlemci var. Onu kullanmak Ama işte dışar yani onun bilinçaltındaki kuvvetli işlemcinin yanı sıra bilincinde de kuvvetli işlemci olduğundan bilinç genel müdür işi yaptıracağını yapmaya başlıyor. Öyle olunca o görselleştirmenin içerisinde simülasyonun içinde kaybolabiliyor. Hayır, bendeki bende durum ne? Ben de simülasyon yapabiliyorum ama bilincim sıfır simülasyon yapma becerisine sahip. Yani o yüzden ne? mecburen ben bilinçaltıma gönderiyorum simülasyon yapma görevini. O bana özeti getiriyor. Burada sağlam bir işlemci gücü dediğimiz kısım bilinçaltı tarafı hem afantazya da hem hiperfantazya var. Çatır çatır. Var sağlam işlemci gücü. Afantla ve görselleştirme vardı. de var. Evet. AFANT'ın bilinç altında görselleştirme şu falan hiç hmm. problem yok bunda. E, AFANT'larla hiperfantların farkı anladığım kadarıyla AFANT'larda bilinç kısmında tek bir kanal var. O soyut kanal, kavramsal kanal. Hiperfantlarda çok kanal var. Fazlaca biraz yönetilmesi de aşırı e, zorlaştırabilecek miktarda fazla kanal var. Buradaki asıl zorluk şurada. Hepsi bilinç genel müdür gibi ya alttaki 100 bin kişinin genel müdürü gibi. Hiperfant'ta genel müdür bayağı yetenekli. Üstün yetkinlikleri var bireysel olarak da. O yüzden de işi bileceğin, işe gitmeyeceğini yapamayıp mikro management'a çok düşebiliyor. Kendisi çok iş peşine koşabiliyor. Ama Afant'ın genel müdür, benim içerideki genel müdürüm, bilincim, genel müdür olarak bilincim, kör, sağır, dilsiz, yani sese olmayan bir dile sahip durumda, koku alamıyor falan becerileri çok kısıtlı. O yüzden de bilinçaltıyla çok daha etkileşimli çalışmak zorunda. Yani yaşamda etkin olabilecekse bilinçaltıyla çok derin işbirliğine ihtiyacı ben var. Ben burada yani hem hiperfantazya tarafından hem fantazya tarafından insanların kendinden parçalar bulabileceği güzel noktalara değindik gibi hissediyorum. Bakalım yorumlar nasıl olacak? Umarım evet. böyle bunları görmek yaşamda böyle hızlıca bir şeylerin çözümlenmesine fark edip yani kendimde olanı anlayıp ona uyumlu davranabilmeye doğru ilerleyebiliyor. Burada o çok bereketli olsun. bir konu var. Şöyle yapalım. Daha önce çeşitli videolarımda bahsettiğim afantlara bir hediye görüşme olayım vardı. Onu bir hatırlatalım. Bir de şunu ekleyelim. Hiperfantlara da bir hediye görüşme yapalım. Yani hani fantazisi normal insanlar rahat rahat yaşamın içindeler zaten. Ama afantlar ve hiperfantlar Bununla başa çıkamadıkları zaman gerçekten birkaç ufak ayarla çok daha yaşam kalitesi yüksek bir yaşam sürebilecekken önemli sorunların içerisinde boğulabiliyorlar. Dolayısıyla o hediye görüşme kavramımızı hem afantlara hem de hiperfantlara doğru yayalım. O zaman davetimizle birlikte bitirmiş olalım ve oynatma listesinin devamına da bakabilirsiniz ilgileniyorsanız.